İsyan çıkarmak ne demek lan? İsyan çıkarmak ne demek? Sözlük mealini mi soruyorsun? He? Yoksa nasıl böyle bir şeye kalkıştınız mı demek istiyorsun? Siz bu devletin, milletin ekmeğini yiyin, suyunu için. Aha da bu rahat yataklarında rahatça yatın. Hastalanınca doktor, acıkınca karavana. Babanızın evinde var mı lan böyle rahatlık, nankörler? Faruk, bak bu kitap senden bahsediyor. Ne diyor? Uzatmalı it diyor Faruk. Zalimle mazlumu ayırt etmekten aciz, hadsiz, hudutsuz bir eşrefi mahlukat diyor senden için. Ne? O şeref kısmı sana pek uymuyor. Faruk, insanlığını diyorum. Nerede unuttun? Hadi lan oradan. Gel lan buraya. Madem ki devlet millet düşmanı Nazif Kara için isyan çıkardınız, diyetini ödeyeceksiniz. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Müdür beyle konuştum, görüş yasağı koydu. Yakarım lan burayı dinlemeyim hanıma. Babam burnumda tutuyor zaten. Canımıza sus, yasak koysun Düdümbük. Lan böyle şeyi. Anamızı, bacımızı, kardeşimizi görmeyecek miyiz? Görüş istiyoruz. Böyle şey mi olur ya? Vallahi böyle bir şey. Bir görüş günümüz var. Ondan mı çok görürler s***ler? Bir susun lan, bir susun. Müdür bey kral adam. Baba adam. Beni de kırmaz. Şimdilik sadece bir ay mektup yasa. Hadi dağılın şimdi. Dağılın lan, hadi. Hadi. İlk durum. Hadi gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Annem nerede? O gelmiyor. Annem, annem. Beni unutmayın. Sen unutur muyuz? Sen unutursak deden hepimizi topa koyar. Hiçbirimizle görüşmez. Hadi bakalım Nazif Kara, gir içeri. Neyi bekliyorsun? Girsene. Kapıyı açmadın. Bence kapı ardına kadar açık. Öyle değil mi Nurettin? Bence de kapı açık. Sizin şirazeniz kaymış. Açsana kapıyı. Dur bey baba, dur sakin. Açıyorum. Benim vaktim ola. İçeride beklemişim ak kapının önünde. Fırlatırken ipi birazcık çekeceksin kendini. İyi izle. Bak güzel döndü. Anladın mı? Aferin. Hoş geldin bey. Baba. Arkadaşın geldi, geçmiş olsun. Hoş geldin Serdar. Seni kim bu hale getirdi diye soracağım ama... Sevinim çok be abi. Sen nasılsın? Sen beni merak etme. Canavar gibiyim. İpi boylayacağı güne kadar... her anını... her saniyesini... zehir edeceksiniz. Her gününü... bugün niye ölmedim diye kahrederek geçirecek. Seninki uslu durmayacak gibi. Arzu edene dert, arzu edene derman, arzu edene safa, arzu edene bela oluruz icabında. Ziyade olsun yenge. Yine bekleriz. Sen içeri. Hadi. Daha ne istiyorsun benden?
Ne işin var yanımda? Ne güzel. Seni seven bir ailem var. Sen içeri girince yüzleri güldü. Halbuki bilseler nasıl bir adam olduğunu. Üzülür oğlum. Ne istiyorsun? Muhabbetimiz yarım kaldı o gece. Dua edin kurtuldunuz elimden. Şimdi söyle bakalım Serdar. Kim sana babama işkence yapmanı söyledi? Bir daha sormayacağım. Babama işkence yapmanı kim söyledi? Senin kimin vardı? Oğlum, dün getirmişler. Neden girdiydi? İftira. Anne, iftira ne demek? Anne, acıtıyorsun. Fark etmedim oğlum. Özür dilerim. Arkadaşlarıyla kavga etmişler. Bıçağı sokmuş. Annemin börekleri gibi mis koktu vallahi. Alın alın buyurun afiyet olsun. Nazif. Dedeme yaptık onu yemesin. Verme baba verme. Onlar dedemi aldılar verme. Dedemi onlar almadı. Hem bize onları mı var? Ha? Bak havluya bizim evdeki havlunun aynısı. Gördün mü? Belki onun da bir oğlu var. Akşamları gidince ona sarılıyor, onu seviyor. Masal anlatıyor belki. Bülent Tiryaki, İlknur Tiryaki, Nazif Tiryaki. Ben iyi kalmak için elimden geleni yapıyorum. Sen de gayret göster. Yoksa burada, evinin önünde evire çevire. Amirim! Amirim! Kimmiş lan amirim? Selami Uzun, hapishane savcısı. Ahmet Bektaş, Nazif Kara, Serhan Çavuş. Kim benim ziyaretçim? Bülent, İknur, Nazif Tiryaki. Müsait olmadığımı söylersin. Abi, toplanıp gelmişler. Çıksaydın keşke. Çıkmamam daha münasip. Mahpushanelere attım postumu aman aman. Yeni bildim yâre nimi dostumu. Yeni bütün ahbaplarım bana küstü mü aman aman. Yandım mahpushane senin elinde.
kurtulaydım gardiyanın dilinden. Yandım hapishane senin elinde. Kurtulaydım gardiyanın dilinden. Siz gidebilirsiniz. Neden? Ne yaptınız babama? Nur. Bir şey mi oldu memur bey? Babam nerede? Çıkmıyor görüşe. Görmek istemiyor sizi. Mahpushanelere attım postumu. Yeni bildim yâre, nimi dostum. Nazif! Yeni bildim yâre, nimi dostum. Bütün ahbaplarım bana küstü mü aman aman. Yandım hapishane senin elinde. İmtihan nasıl geçti? Sorma ya, hoca bırakacak beni. Songül Hanım, bakar mısınız? Ben Komiser Yasin. Tanımadınız galiba. Tanıdım. Ne oldu? O gün hemen kaçtınız. Olayla ilgili konuşamadık. Şimdi karakola gitmemiz gerek. İfadenizi alacağım. Ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Necdet Bey'le görüşecektim. Ben Ayten Alev. Ayten Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Necdet Bey. Umarım müsaitsinizdir. Bir şey ihtiyacım olursa sizi arayabileceğimi söylemiştiniz. O yüzden rahatsız ediyorum. Hem aramızdaki sırla ilgili. Hayırdır? Buyurun Ayten Hanım. Bir sıkıntım var. Halledebilir misiniz bilmiyorum ama. Emriniz olur. Buyurun. Dergiden birileri geldi. O geceyle, yani baloyla ilgili haber yapmak istediklerini söylediler. Ellerimde fotoğraflarım var Necdet Bey. Ben sahnedeyken çekilmiş. Allah Allah. Hangi ara çekmişler ki? Bilmiyorum. Benim de hafızalam almadı. Ama Mahir görürse, Safiye annemler görürse mahvolurum ben. Necdet Bey mahvolurum. Telaş etmeyin siz. Yani hangi dergi kimmiş? Sizin ismi benim mekanıma gelin. Yani böyle mevzular telefonda konuşulmaz. Oraya mı geleyim? Yani tabii daha teferruatlı konuşuyoruz. Halledebilir misiniz peki? Evelallah. Bugüne kadar elime attığım hiçbir taşın altında kalmadım. Bunu da hallederiz. Tamam, ivedilikle geliyorum. Aferin lan, aferin. Kuş ürkmüş, tüneyecek bir del arıyor. Gelsin bakalım, gelsin. Sakinleştireceğim onu ben. Necdet, yemin ediyorum çok... Ne var lan? Yakışmaz mı bana? Kız güzel ha. Hadi bakalım Naş, yengen geliyor. İyi, tamam. Bana bak. Beni aramayı unutma. Hadi.
buradaydınız, gördünüz. Ben eyleme gelmedim ki, sadece oradan geçiyorduk. Yazılı ifadenizde yenileyin bunları. Tamam. Ama siz de şahitsiniz. Şimdi ben görev anında olay tam olarak nasıl cereyan etti tam fark edemedim. Ama siz biliyorsunuz değil mi? Ben masumum. Allah'tan abim annemi göndermedi. Şuracıkta bayılıp kalırdı kadın. Of baba, of. Ya sence neden Nazif baba görmek istemedi ki bizi? Hadi bizi geçtim. Torununu da mı özlemedi? Özlemez olur mu? Ölür o bizim için. Anneme eziyet ettikleri için çıkmıyor. Vazgeçelim istiyor ondan. Belki gıcıklık yapmak için göstermiyorlar. Duymadın mı? Koskoca hapishanede isyan çıkmış Nazif baba için. Belki ona kızdılar, bize yalan söylüyorlar. Erdal abiye söyleyelim. Gelsin görsün babamı. İşin aslı astarı neymiş öğrenelim. Tamam. Sizi eve bırakayım, uğrarım. Tamam. Hadi oğlum. Dedem artık bizi sevmiyor. Unuttu değil mi? Nazif. Gel oğlum buraya. Kaçma. Oğlum gel. Oğlum. Nazif. Dursana. Ay. Salih. Bir anda görünce korktum. Kusura bakma. Yine geciktin Salih. Allah'tan Feride Hanım'ın duruşması var da yokluğunu hissetmedi. Sağ ol. Rica ederim Salih'cim. Görüşürüz. Sabahtan beri seni bekliyorum. Mahir, biz bittik. Turgut Savcı senin dosyanı almış baroda. Ne zaman? Dün. Gitmiş elleriyle almış. İçerideki adamımız haber verdi. Anlar mısın hali pek olmadı? Dosyamız temiz, açığımız yok. Ama ne bileyim dibine inerse. Dün akşam Emre Vaki yaptı, beni yemeğe götürdü. Sohbet ettik, fikrimi sordu. Demek henüz gerçeği öğrenmemiş. Öğrense tutuklatırdı seni. Neden şüphelendi acaba? Derdi ne? Mahir, stajyer avukat dediğin efendi, sakin, soru sormayan, söz dinleyen adamdır. Senin söyle olmadın aşikar. Adamın iddiasını çürütmek için gözünün içine baka baka cenk ediyorsun. Bu mu yani sebep? Bu mu şu mu? Nereden bileyim aslanım? Tek bildiğim sakin. Günaydın. Günaydın. Duruşmada yoktunuz. Verdiğiniz görevle alakadardı Hakim Hanım. Çok çalıştırıyorsunuz Salih Bey, Hakim Hanım, çok. Ben gayet memnunum. Ona ne şüphe? Şimdi çok enteresan bir dava var. Cinayetin sanığı tam 3 kişi. Buyurun, siz de iştirak edin. Buyurun Sayın Selvi. Niye geldik buraya? Karakola gitmeyecek miyiz?
Tam öğle vakti oldu şimdi. Burada bir çay içelim, sonra geçeriz karakola. Necdet Bey. Ah, Ayten Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, buyursanıza. Yok, iyiyim böyle. Aşk olsun, bir çayımı kahvemi içmeyecek misiniz? Çok sağ olun. Fazla kalmayayım zaten. Siz bana yardım edin yeter. Bu gözleri, bu keder, bu elem hiç yakışmıyor. Ben ne yapacağım Necdet Bey? O gazeteci bey çok kararlı. Asılacak diyor, başka bir şey demiyor. Ellerinde bir sürü resmim var. Rica ederim ama üzmeyin kendinizi. O kararlıysa ben daha kararlıyım. Kimsenin sizi üzmesine izin vermem. Müşteri olun. Ne yapmayı düşünüyorsun okul bitince? Fakülteye gideceğim. Öğretmen olacağım. Ne güzel. Ne aydınlık bir ailem var. Baban ne işle iştigal ediyor? Babam kahvesi var. Öyle mi? Nerede? Bizim mahallede. Yani veznecilerde. Siz nerede oturuyorsunuz? Yani ailenizle mi? Yok. Bekar evim var. Cihangir'de. Kalksak mı acaba? Niye? Ne güzel sohbet ediyorduk. Siz beni kandırdınız galiba. İfade falan almayacaksınız. Ben kanaat getirdim. Sizin olayla bir münasebetiniz yok. Maksadım sizi üzmek değildi. Yok, üzülmedim. Şey için teşekkürler. Yarın birlikte sinemaya gitsek. Ne dersiniz? Yarın 12'de Emek Sineması'nda bekleyeceğim. Erkencisiniz bugün. Evet, biraz acelem var da. Hay Allah. Rahmetli başsavcının incelediği dosyalara bakacaktınız ya. Var mı bir şey diye soracaktım. Ben yarın onlara vakit ayırmayı düşünüyordum. Bu akşam bir konuğum var. Öyle mi? Hı hı. Babam geliyor. Bir aydır görmüyordum. O kadar özledim ki. Ne güzel. Babanın evde olması birlik demektir. Evet. Gece endişe girmez rüyaya baba evdeyse eğer. 10 kilitli kapıdan daha çok güven verir insana. Ne mutlu size. Sizin babanız nerede? Burada değil. Neden? Ve iyi misiniz? Hasta mı babanız? Vefat mı etti yoksa? Özür dilerim. Sizin de sevincinizi kursağınızda bıraktım. Salih Bey.
anlatabilirsiniz. Keşke anlatabilsem. Avukat Salih olarak değil ama. Siz de dinleseniz. Hakim Hanım olmadan. Anlatın o zaman. Belki bir gün. Bir gün. Sonra gelmesinler. Kimseyle görüşmeyeceğim. İyi de niye? Bugün perişan görünüyorlardı. Çok üzülüyorlar. Ben sizliğe alışsınlar istiyorum. Abimsin. Büyüğümsün. Sen benden daha iyi bilirsin. Ama unutulmak öyle tek başına karar verebileceğin bir hadise değil maalesef. İkinci defa söylemeyeceğim Erdal. Attığım imza neyse o. Lakin gerçeği yansıtmıyor. Ben kabul ettim. Siz de kabul edeceksiniz. Mahir'e de söyle. Deşeremesin de. Söylesem de durmaz. Gardiyanlara haddini bildirdi. Oğlumu sen ikna edeceksin. Gardiyan, görüş bitti. Tam aksini yapacağım Nazif abi. Mahir'e gidip baban bu işi çözmeni istiyor diyeceğim. Hayır. Anlamıyor musun Erdal? Benden o imzayı koparmak için karımı buralara kadar sürüklediler. Kimsenin ruhu duymadı. Kim bunlar? Kim? Karanlıkta gölgeler, korkak, süfli insanlar. Belli ki başka büyük dertleri olan adamlar. Elleri kolları da uzun şerefsizlerin. Biz de o eli kolu kıracağız. Niçin idrak edemiyorsun Erdal? Ailem için buna mecburum. Birinin canı yanacaksa o benimki olacak. Abi, ben Mahir'i durduramam. Hele bunları da duyunca. Duracak! Adliyeden de ayrılacak. Yoksa... Yoksa hakkımı helal etmem. Kalayım mı usta? Belli ki sen kalacaksın. Bir yararım dokunur. Hadi be usta. Gittin lan oğlum. Zaten bütün yük üstüne bindi. Hadi. Usta, emin misin? Yiyeceksin ha fırçayı. Peki ustam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sülalece inatçısınız be aslanım. Nuh diyen peygamber demiyor. Baban işi yokuşa sürüyor. Sizinkiler gitmiş bugün. Çıkmamış yanlarına. Hadi ondan geçtim. İtirafnameye de itiraz etmem diyor. Ne diyorsun abi sen? Mahir'im, babam vazgeçmiş. Siz de vazgeçin diyor. Hakkımı helal etmem diyor. Ben onun kaygısını anlıyorum. Derdi biziz. Endişesi, tasası biziz. Ama babam benim sayıyorum. Öyle yüreğini kesip atamaz. Orada ben varım. Canı sağ olsun. Vebali boynuma. Yeter ki o yaşasın. Ben cehenneme razıyım.
Geldi mi beyefendi? Turgut Bey geldi ama Mehmet Sayın Bey henüz teşrif etmediler. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ankara'nın isti puslu havasından sonra burası bir cennet. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa emrinizdeyiz efendim. Suitiniz de hazır. Şayet arzu ederseniz bu gece misafirimiz olun. Bakarız. Ha, sükutu sağlayalım. Kimse rahatsız etmesin. Bu gece otel sizin efendim. Buyurun. Abi sen bana tek dur diyeceksin ama benim kafam allak bullak oldu. Hakime Hanım bana görev verdi. Şimdi baktığın zaman ben ne yapıyorsam görev hiç. Öyle mi? Hatta bu Turgut yüzüme alkış tutuyor. Ama arkamdan dosyamı istiyor. Neden? Bu Turgut savcı bir şey biliyor. Dünkü rakı muhabbeti, beni takip etmesi, maksadı ne? Kesin kuyruğuna basacak bir şey yaptım. Ama ne onu bilmiyorum. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Bu Turgut Savcı ne biliyor öğrenmem gerek. Sadede gel aslanım. Yani? Savcının evine gireceğim. Bu gece. Nazif Karan'ın oğluyum de daha iyi. Allah Allah. Ya sen kendini ateşe atmaya ne kadar meraklısın. Abi adam zaten peşimdeyse ha bugün ha yarın her şeyi öğrenecek. Kaybedecek ne var? Ama ben bir şey öğrenirsem bir adım önüne geçmiş olurum. Adresini nereden bulacaksın? Adliyeden aldım. Büyük tehlikeye atıyorsun kendini Mahir. Zaten Sayın Savcım bugün evinde olmayacak. Adliyedeyken duydum. Programı varmış. Mahir'im. Ya yakalanırsa? Yakalanmayacağım. Buyurun. Aa, merhaba Serra Hanım. Siz ne zaman döndünüz? Henüz döndüm. Ne vardı? Çöp alacaktım. Çöp yok Erol Efendi, sağ ol. Ha, Erol Efendi. Savcı Bey'i gelirken görürsen sakın burada olduğumu söyleme. Sürpriz yapacağım. Geldiğimden haberi yok. Merak buyurmayın Serra Hanım. Dayı, Kara dayım. Beni kucağına al. Ulan eşek kadar oldun. Hala mı kucak? Gel bakalım. Ay aslanım benim. Bunu bana dedem vermişti. Şimdi de sana. Seni korusun. Ulan ne adamsın sen ya. İnsan bir ağaca benzer. Kökü ahdinde durur. Yeminim onurum olsun babam. Seni kurtaracağım.
Bulgaristan'da kaldı gemi. Burada liman, sahil, güvenlik hepsi emrimizde ama içeri sokamıyoruz. Koalisyon da belli değil henüz. Kabine oluşmadı. Şimdi bu bizi sakata getirmesin. Diyelim ki soktun. Nasıl ilerleteceksin memleketin içinde? Sıkıntı halli oldu mu? Yok. Ama Dalyan Rıza şu kaçak viski işi için kurduğu düzeni bize devrederse... ...değmeyin keyfime. Dalyan ket mi vuruyor işe? Yok. Yani ikna olmadı ama olacak. Siz planınızı, programınızı bozmayın. Gümrüğü bana bırakın. Bıraktım gitti. Bir aksilik çıkarsa... ...Turgut halleder. Değil mi Turgut? Vazifeni buyurursa yaparız. İşimizin başındayız. Ama ve lakin pürüzler çıkmıyor değil. Tamam. İşimizde gözü olanlar var. Çetincim. Bu akşam yine ne sürprizler hazırladın? Yok vallahi bu akşam öyle özel bir şey yok. İnanmam. Safahat senden sorulur. Gene yakaladınız beni. Söyle oğlum. Gece sadece bizim için söyleyecek. Fevkalade. Tadı damağımda kaldı. Ama bir müddet daha buradayım. Tekrarlayalım. Ben her gece buradayım. Beklerim. Size eşlik edeyim. Hay hay. Gidelim. Sen dışarıda bekle biraz. Turgut, anlat bakalım. Yol boyunca kıvranıp durdun. Bir sıkıntı var bakanım. Söyle. Adliyeye bir adam soktular. Çok cevval, belli, işin ehli. Tam da başsavcı cinayetinin akabinde. Biliyorsunuz. Başsavcı bizi soruşturuyordu. Epeyce de yol almıştı. Ben dosyayı kurtardım sanıyordum. Ama bir başkasına bahsettiyse tepemize binerler. Anlaşıldı. Sen meraklanma. İç işleriyle görüşeceğim. Hallederim. Geri çektiririz adamı. Vallahi şahane olur. Hayır, Feride'nin de aklını kullandırıyor. İdamlık adamı ipten alacak neredeyse. Bu... Hiçbirimiz için iyi olmaz. Bugün bu dosya, yarın öbür gün bir başkası. Allah korusun, rahmetli gelininizin davasına kadar uzanır. İyi geceler Sayın Bakanım. Dur.
söyleyeyim seni bıraksın. İyi geceler Turgut. Saygılar. Oğlum, Turgut Bey'i evine bırak. Babacığım. Babam, çok özledim seni. Ben de seni yavrum. Hadi gel. Anlat bakalım Hakim Hanım. Adliye nasıl, davalar nasıl? Anlatacak çok şey var babacığım. Hmm. Evet.